Selamünaleyküm hanımlar. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalımı ilk defa izliyorsanız bu kanalda sizler için her gün yepyeni bir model ve fiyat bilgisi yayınlıyorum. Kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün yüklediğim yeni modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğen butonuna basarak ve yorum yazarak emeğime destek olmayı unutmayın. Bugün sizler için de çok güzel bir model hazırladım. İnşallah sizlerin de hoşuna gider. Modelimize başlamadan önce iplerimin numaralarını hemen söyleyeyim size arkadaşlar. Oyalı marka suni ipek kullanıyorum. Yeşilim 267 numara. Sarı ipim 751 numara. Böyle bir gül kurusu rengim var. Bu da 76 numara arkadaşlar. Hemen sizinle birlikte bismillah deyip modelimizin yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, ben zürafamı çektim, bir ön hazırlık yaptım. Şimdi de birlikte modelimizin yapımına başlayalım. İpimizi hemen sabitleyelim. Buradan çift düğüm atıyorum. Hemen yanındaki zürafanın içine. Ve hemen başa dönüyorum tekrar. Buraya bir pırpır ve ikinci pırpırım. Ben sadece iki pırpır tercih ediyorum arkadaşlar bu aşamada. Biraz daha kibar durmasını istedim modelin. Şu an çayırını oluşturuyorum. Bu şekilde devam ediyorum çayırımı yapmaya. Bu arada bilgi vermeye de devam edeyim. Şuradaki fazla olan ipimi de alayım. Kullandığım ipler oyalı marka suni ipek arkadaşlar. Nereden alabileceğiniz konusunda da bilgi vereyim. Facebook ya da Instagram'dan hangi uygulamayı kullanıyorsanız fark etmez. Oyalı marka suni ipek diye yazın. Oyalı suni ipek yazınca satan arkadaşlarımız çıkıyor. Onlardan tercih ettiğiniz herhangi birisinden satın alabilirsiniz. Kapıda ödeme ile gönderim yapıyorlar. İplerin tanesi 6 lira arkadaşlar. Ama bunların tanesi 50 gram. Diğer polyester ipler gibi 20 gram değil. O yüzden çok daha uzun gidiyor. Şimdi arkadaşlar, bu şekilde bu işlemleri yaparak devam edeceğim. Şimdi ben çayırımı tamamlayayım. Çiçeğimin altına oluşturmaya gelince hemen tekrar geleceğim. Şimdi arkadaşlar, çayırımı bu kadar yaptım. Örnek göstermek için bu kadar yeterli. Sonra yanına bakın, 1, 2, 3, 4, 5 tane zürafa yürüttüm. Şimdi de bir zürafa atlayacağım arkadaşlar. Buna değil, buna batıyorum iğnemi. Buraya battım. Ve hemen ipimi geri döndürüyorum. Şimdi de bunun içine önce bir pırpır, pırpırımızın üstüne çıkıyoruz ve üstüne yuva şeklinde küçük bir pırpır yapacağım ve burayı da yuva olarak kullanacağız arkadaşlar. Tekrar bakın, bu şekilde ipimi indirdim aşağıya. Hemen aynısından bir tane daha yapıyorum. Bu arada lütfen siz de görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bana belirtin arkadaşlar. Düşüncelerinizi çok merak ediyorum ve benim için çok değerli. Ayrıca yapmamı, göstermemi istediğiniz modeller varsa da Facebook Zarif Oyacı hesabından fotoğrafını yollayabilirsiniz. Elimden geldiğince ayrıntılı bir şekilde videolaştırarak anlatmaya çalışırım. Şimdi arkadaşlar, bu işlemlerin aynısını tekrar edeceğim. Videomuz çok fazla uzamasın. Burayı tamamlayayım. Çayırın bu tarafında yapayım. Yeşil ipimle olan işimiz bitsin ve sonra hemen çiçeğimizi yapmaya başlayalım. Ben hemen yapıp geliyorum. Evet hanımlar, bakın yeşil olan kısmımızı tamamladık. Şimdi de
Hemen çiçeğimizin yapımına başlıyoruz. Kameramı da sabitledim. Şuradan ipimi hemen yerleştireyim. Bakın arkadaşlar, bu da önemli bir ayrıntı. İlk defa izleyenler varsa, ipimizi bu tarafa değil bu tarafa yerleştiriyoruz. Eğer polyester ip kullanıyorsanız özellikle ip bağlamayı bu teknikle yapmanızı tavsiye ederim. Bakın düğümü yaptıktan sonra ipiniz bu tarafta kalıyor. Bunun üzerine oyayı yaptığınız zaman düğümünüzün açılma ihtimali kalmıyor. Çünkü üzerine birden fazla düğüm gelmiş oluyor arkadaşlar. Bakın mesela bu şekilde iki tane pırpır yapıyorum. Şimdi buradaki ipi kesebilirim artık. Eğer beni uzun süredir izliyorsanız zaten bunu sıkı takipçilerim bilirler. Ama ilk defa izleyenler olabilir. O yüzden tekrar göstermem gerekiyor. Şimdi arkadaşlar iki pırpır yaptık ya. Elimizde yazmayı ters çeviriyoruz. Bakın ters çevirdim. Şimdi arkadaşlar şu şekilde tutacağım. Bu ikisini şöyle iğnemin içine alıyorum. Düğümümü atarken şurayı hafif elimde şöyle bakın bombeli bırakıyorum böyle. Sonra bu iki pırpırın içine tepeye pırpırlarımı yapıyorum. Modelimiz çok güzel ve zarif bir model arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Sizin de beğeneceğinizi tahmin ediyorum. Bakın bunun üstüne de yaptım. Şimdi ipimi bu aşağıya indireceğim. Çift düğüm atıyorum. Başlarken ve bitirirken her zaman çift düğüm atmanızı tavsiye ediyorum. İşiniz daha sağlam olur. Bakın orayı da bombeli bir şekilde bıraktım. Düğümümü ayarladım. Ondan sonra sıkılaştırıyorum arkadaşlar. Düğümünüz istediğiniz boya gelmeden düğümünüzü böyle sıkıca çekmeyin. Şimdi de hemen kestim. Sonra da elimde düzeltiyorum. Şimdi tekrar bir tane de şu sarı ipimle yapıp göstereyim. Hemen ipimi takıp geliyorum. Arkadaşlar bakın şimdi sarı ipimi taktım. Hemen bakın ipimi buraya değil buraya. Yani düğüm yapacağım yerin sağ tarafına yerleştiriyorum. İğnemi geçiriyorum. O ipi attım bunun üstüne. Arkadan gelen ipimi hemen çift sardım. Ve çekiyorum. Bakın ipimiz bu şekilde yan tarafta kaldı. Bunun üstüne iki tane pırpırımı yapıp düğümümü iyice sağlamlaştırmış oluyorum ki o ipimiz hiç açılma yapma ihtimali kalmıyor. Bakın üstüne onlar geldiği için artık bu ipimi kesebilirim. İki pırpır yaptıktan sonra modeli elimizde çevireceğiz. Şöyle hafif kameramı biraz parlama oluyor galiba. Hafif şöyle yapalım. Şimdi tekrar geri çeviriyorum. Şu ikisini iğnemin içine aldım. Ve elimde tutuyorum. Bakın düğümümü çekerken yanda tutuyorum. Şu parmağımın arasında o ipi sıkıca tutuyorum arkadaşlar. Ve sonra çekiyorum düğümümü. Sonra da bunun üstüne pırpırlarımı yapıyorum. Modelimiz değişik ve çok kibar, çok hoş duran bir model olacak finalde arkadaşlar.
Ayrıca videolarımda her gün fiyat bilgisi de yayınlıyorum. İlk defa izleyen arkadaşlarımız varsa abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün yüklediğim yeni modellerden de anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videolarımı beğeniyorsanız lütfen emeğime destek olmak için beğen butonuna da basmayı unutmayın. Ayrıca aşağıdaki yorumlar kısmına lütfen görüşlerinizi de belirtin bana. Şimdi arkadaşlar, bu işlemlerin aynısını yapacağım. Videomuz gereksiz yere fazla uzamasın. Aynı işlemleri tekrar edeceğim için hemen kamera arkasında diğer yuvalarımın içinde de bunlardan yapıp geliyorum. Bir de şurayı göstereyim hemen onlara geçmeden önce. Bakın şuraya da şu atladığımız bir zürafa vardı ya ortada. Şöyle çiçeği elimde yatırıyorum. O zürafanın içine şöyle çiçek tohumu şeklinde durması için ve oradaki boşluğun çirkin durmaması için, güzel görünmesi için buraya 3 tane şöyle sarı ipimle pırpır yapıyorum. Pırpırlarımızı da elimizde şu şekilde tutuyoruz arkadaşlar. Ayrıca düğümünüzü yaparken bu iki parmağınızın arasında sıkıştırıp çektiğiniz zaman bakın ütülü gibi oluyor. Her zaman pırpır yaparken iki parmağınızla ütü yapın arkadaşlar. Bu şekilde düğümlediğiniz zaman pırpırlarınız hem dönme yapmaz hem de ütü istemez. Şimdi diğer aşamaları tamamlıyorum ve hemen bitmiş haliyle ve fiyat bilgisiyle geliyorum. Evet hanımlar, ben modelimi tamamladım geldim. Modelimizin bitmiş hali bu şekilde görünüyor. Ben renklerini ve modeli çok sevdim. İnşallah sizin de hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak ve aşağıdaki yorumlar kısmından görüşlerinizi belirterek emeğime destek olmayı unutmayın. Hemen bu model için fiyat bilgisi de vereyim. Bence böyle bir modeli malzemeleri karşıdan olmak üzere 50 liraya yapabilirsiniz. Gene de istediğiniz fiyatı vermekte özgürsünüz. Bu benim kendi nacizane görüşüm. İşçiliğe göre de fiyat değişir arkadaşlar. Abone olmayı, yorum yazmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.